Ben Ankara'dan evliyim. Gittiğimizde Ankara'da Hüseyin Gazi'ye. Tabii ki burada alışkanlık ya. Voyn dedim ben. Benim kayınçıya. Onlarda da voyn kelimesi farklı bir kullanılmış. Öncelikle hoş geldiniz Voyn TV olarak. Ben Cağan Mahallesi muhtarıyım. Adım Gürol Kavak. Cağan Mahalle doğumlu. Patlangıçlıyız. Yayla Patlangıç. Sahil Patlangıcı olarak eskiden burası geçiyor. Sonradan isim değişikliği oldu Cağan Mahallesi olarak. Günlük telefonlarımız durmuyor. Muhtarın gerçekten görevi vatandaşlara taleplerini yerine getirmektir. Burada gerek Alim Başkanımız, gerek Osman Başkanımız, diyalogumuz iyi. Vatandaşlarıma hizmet getirmeyi bilmek için gerekirse Muğla'ya, gerekirse Fethiye Belediyesi'ne diyaloglarımızı daha iyi, samimi bir şekilde güçlendiriyoruz. Bugüne kadar vermiş olduğumuz dilekçelerin ve taleplerimizin ivedilikle karşılandığını hissediyoruz. Mahallesini temsil eden. Şunu söyleyeyim. Biz siyaset görüşü yapmıyoruz. Biz bugün hangi partiden olursa olsun vatandaşımıza hizmet yapmaya çalışıyoruz. Bir belediye başkanına, bir muhtarın diyaloğu olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Biz şunu söyleyeyim, Alim Başkan'la gerçekten iç içe çalışan bir insanız. Memnunuz. Ben burada esnafım. Çocukluğumuz benim burada geçti. Esnaf olduğum için aşağı yukarı mahallelerimize %70'ini gezebiliyorum. Çoğu mahallelere baktığım zaman bizim mahallemiz çok geri kaldı. Bir gün dedim ki, ya ben de dedim mahalleme bir muhtar olabilirim, hizmet verebilirim dedim. Vatandaşları araştırdık, dediler ki çıkarsan destekleriz, hizmet de verirsen seviniriz dediler. Belediye ile beraber. Ben de tamam dedim. Çıkayım dedim ben. Çıktık. Cağan Mahalle halkımla çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir görev verdiği için biz de bu görevimizi yerine getirmeye layıkına devam etmeye çalışacağız. İlk önce marketin yanına gidelim. Orada bir çalışmalarımız var. Camimiz var. Camimizin etrafı 3-4 sokak birleştiği için yağmur sularından çok sıkıntı yaşıyorduk. Park yapacak kardeşim. Şimdi yapacak. Aynen. Ha, şimdi yapacak. Yani. Yok onu demiyoruz. Şimdi ben şunu söyleyeyim sana. Seçilir seçilmez bir yemek verdik. Niye verdim derken kazandığım için değil. Mahalleni birbirine toparlayıcı olmamız için verdim. Bugün burada Ankaralımız da var, Doğulusu da var, Batılısı da var, Egelisi de var. Yani biz hem yerlimizle hem de sonradan göç aldığımız vatandaşlarımız iç içe olmak zorundayız. Tabii ki biraz rahatlattı. Teknoloji, ondan sonra internet sistemleri geliştik sıra biz ne oluyor? Biraz daha hizmete yöneliyoruz. Nazif Eder Salim Başkanımız söz verdi. Parkelerini yaptıracak. İnşallah. Söz verdiklerini bugüne kadar 11 aydır, 12 aydır yaptırıyor. Bir dediğimizi ki yapma. Bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. Şurada bir tane bayan var bu. Bayağı bir rahatsız, kötü rahatsızlığı var. Ona devlet hastanesine yatak alıp vereceğiz. Hala da onu damıyorum. 12. ayı girmek üzereyiz. Benim bir kedi olayım var. 3 tane bayan geldi muhtarlığımıza. Buyurun dedim ben. Dedi ki, bizim dedi sokağımızda dedi kediler var dedi. Ne kadar dedim? 20 kadar var dedi. Saydınız mı dedim? Saydık dedi. Benden ne istiyorsunuz dedim ben. Ya muhtarım biz onları yakalatmak istiyoruz dedim. Ben de dedim ki onları kırmamak için ben size zabıtayla, barınağıyla bir görüşeyim. Diyalog kuralım. Gelelim bir görüşelim. Kediler kimse toparlatalım dedim. Veya sahipleri baksın dedim. Mahallemin dört köşesini bilen bir insanım. Nerede bir sıkıntı olduğunu bilen bir insanım. Vatandaşlarımıza birebir gidip ilişki kuran bir insanım. Yani gidiyorum, muhtarlığa çağırmıyorum da ayağına gidiyorum vatandaşın. Var mı bir derdiniz, bir sıkıntınız, bizim çözebilecek olduğumuz veya belediyemizden bitebilecek olduğu bir sıkıntılarımızı çözeriz diyorum. Ve vatandaşımız da bundan çok memnun oluyor. Ben Ankara'dan evliyim. Gittiğimizde Ankara'da Hüseyin Gazi'ye. Tabii ki burada alışkanlık ya, voyn dedim ben, benim kayınçıya. Onlarda da voyn kelimesi farklı bir kullanılmış. Ben de dedim ki, ya arkadaş yanlış anlama. Biz dedim Fethiyeli olarak Muğla'nın her bir bölgesi kullanmaz ama dedim Fethiyeli dedim Seydi Kemer bu kelimeyi kullanır dedim. Voyn TV izleyicilerine izlemelerini devam ettiklerini isterim. Voyn TV'yi çok teşekkür ederim bizim mahallemize geldikleri için. Voyn TV'ye selam olsun. Voyn TV'ye selam olsun.